Merhabalar arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Herkese selamlar. Yaklaşık bundan 2 hafta önce sizlerle bir YouTube videosu paylaşmıştım. Bu videonun içeriği de DNA testimin sonuçlarıydı. Bu konuyla alakalı bir video daha çekmek istedim. Benim gibi MyHeritage firması üzerinden test yaptırdıysanız arkadaşlar, testinizin sonuçlarını bilgisayarınıza data olarak indirebiliyorsunuz. Firma bununla alakalı size hizmet veriyor. Bu datayı indirdikten sonra transferini yapabileceğiniz birçok site var arkadaşlar. Ben bunları sizin için araştırdım, derleyip toparladım. Benim tespit edebildiğim 6 tane DNA sitesi var. Sonuçlarınızı buraya yükledikten sonra MyHeritage firması üzerinden elde ettiğiniz sonuçlarınızı transfer ettiğiniz firmadaki sonuçlarla karşılaştırarak doğruluk oranlarını yorumlayabilirsiniz. Bu sitelerin isimleri Living DNA sitesi, Family Tree DNA sitesi, Geneplaza, DNA.land, Getmatch, Morley DNA, Türkçe okunuşuyla Morley DNA arkadaşlar. Yanlış telaffuz edebilirim. Bir saniye arkadaşlar. YouTube'un yeni capture özelliğiyle şu an ekranda gördüğünüz listede az önce saydığım 6 tane siteye hangi dakikalarda transfer yaptığım yazılı. Dilerseniz direkt o dakikalara atlayabilirsiniz. Çünkü herkesin zamanı değerli. Teşekkürler. Bu son saydığım Morley DNA sitesi baba tarafından Y kromozomunun nereden geldiğini tahmini olarak sizlere sunuyor. Bu saydığım 6 tane site arkadaşlar, aralarında ücretli transferini yapabileceğiniz ve ücretsiz transferini yapabileceğiniz siteler var. Konuyla alakalı videonun devamı şöyle olacak. İlk önce myheritage.com üzerinden DNA testinizin sonuçlarını bilgisayarınıza data olarak nasıl indiriyorsunuz adım adım bunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha sonra indirdiğiniz datayı az önce saydığım 6 tane siteye nasıl transferini yapıyoruz ve nasıl sonuçlar elde ediyoruz. Bunları sizlerle adım adım yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi MyHeritage sitesine girerek başlayalım. Evet, evet arkadaşlar, Google üzerinden MyHeritage sayfasına giriş yapıyoruz. Buradan oturum açlıyoruz. Ve benim oturumum zaten açıktı arkadaşlar. Sayfayı direkt yönlendirdi. Açılan sayfa üzerinde şu yukarıdaki sekmeler arasında DNA sekmesinin üzerine geliyoruz. Altında çıkan DNA paketleri yönetimini tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfa size atanan DNA kit numarasının olduğu sayfa. Bunun tam karşısında sağ tarafta 3 nokta var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Altta çıkan paketi indir butonunu tıklıyoruz. Ve devam diyoruz. Daha sonra kutucuğu tıklıyoruz. Bu sayfaya devam dedikten sonra mail adresinize bir mail gelecek arkadaşlar. Gelen maildeki linki tıkladığımızda otomatikman indirme sayfasına yönlendirecek. MyHeritage sayfasından gelecek maili bekleyelim. Evet, mail gönderildi. Mail kutumu kontrol edelim. Evet arkadaşlar, mail gelmiş. Maili açıyorum. Şu aşağıdaki linki tıkladığımızda otomatikman sayfayı yönlendiriyor. Evet, indirme sayfası açıldı. İndiri tıkladığınızda otomatikman bilgisayarınıza verileriniz indirilecek arkadaşlar. Evet, otomatik olarak başladı ve WinZip dosyasında indirdi arkadaşlar. Benden size tavsiye, kolay bulabileceğiniz herhangi bir klasöre kaydedin. Çünkü konuyla alakalı transferleri sık sık kullanacağız. Evet arkadaşlar, MyHeritage sitesi üzerinden sonuçlarımızı bilgisayarımıza veri olarak indirmiş olduk. Bu arada ben mekan değiştirmek zorunda kaldım. Videoyu çekmek biraz uzun sürdü arkadaşlar. Kendi masamama geçtim. O yüzden buradan devam edeceğiz. Evet, ilk transferi yapacağımız site Family Tree DNA sitesi olsun arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Google üzerine arkadaşlar Family Tree DNA Autosomal Transfer diyoruz. Ve çıkan linki tıklıyoruz. Açılan sayfa üyelik sayfası arkadaşlar. Burada gerekli olan adımları dolduruyoruz. İsim, soy isim, mail adresi. Mail adresinizi tekrar yazmanızı istiyor. Cinsiyetinizi işaretledikten sonra Join Today diyoruz. Daha sonra açılan sayfa hangi şirketten transfer yapacağınızı soruyor. Biz MyHeritage firması üzerinden transfer yapacağız. Seçiyoruz ve Go diyoruz. Daha sonra MyHeritage sitesine yönlendiriyor. Burada gerekli olan şeyleri giriyoruz arkadaşlar. Mail adresimizi ve şifremizi diyerek
oturum açıyoruz. Yönlendirilen sayfa arkadaşlar direkt transfer sayfası. Gerekli olan işareti tıklıyoruz ve DNA verilerini aktarın diyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra mail adresinize bir kit numarası atanıyor ve şifreniz oraya otomatikman geliyor. Daha sonra oturum açma sayfasına geliyoruz arkadaşlar ve kit numaranızı ve şifrenizi giriyorsunuz, oturum açıyorsunuz. Evet, açılan sayfada arkadaşlar sizden bir ödeme isteyecek arkadaşlar. Transferle birlikte yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam transfer olduğu için $19 gibi bir ücret ödüyorsunuz. Ücreti ödedikten sonra yaklaşık 4-5 saat içerisinde sonuçlarınız açıklanıyor. Ben bu ödemeyi yaptım arkadaşlar ve sonuçlarım elime ulaştı. Şu My Origins ve Matches mavi tikli arkadaşlar, gördüğünüz gibi ödeme yaptığımızı gösteriyor bu. Bu My Origins'ı tıkladıktan sonra sonuçlarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, harita üzerinden size bir sunum çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim sonuçlarım böyle. %66 oranında Doğu Avrupa, %11 oranında da Güneydoğu Avrupa var ve %20 oranında da Anadolu'lu olarak çıktım arkadaşlar. Daha sonra şu aşağıdaki Show All butonunu tıkladığınızda transferden sonra size verilen tüm sonuçları buradan görebiliyorsunuz. Evet, fark ettiyseniz şöyle MyHeritage'de beni Aşkenazi Yahudisi çıkarmıştı arkadaşlar. Yahudilik bağı hiçbir şekilde yok. %0. Gördüğünüz gibi burada tüm sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Family Tree DNA sitesine yüklememizi gerçekleştirdik ve sonucumuzu aldık. Sıradaki site DNA.land sitesi arkadaşlar. Bu tamamen ücretsiz bir site arkadaşlar. Evet, şimdi adımlara başlayalım. DNA.land yüklemesi en kolay site diyebilirim arkadaşlar. İlk önce Google üzerinden DNA.land sitesine giriyoruz. İlk çıkan linke tıklıyoruz. Oturum açı tıklıyoruz arkadaşlar. İlk defa kayıt olmanızı isteyecek arkadaşlar. Ben daha önceden kayıt olduğum için otomatikman oturum açabileceğim. Fakat siz buradan mail adresinizi, tekrar mail adresinizi, şifrenizi ve tekrar şifrenizi girerek kayıt olabilirsiniz. Daha sonra mail adresinize bir link gelecek. Oradan mail adresinizden üyeliğinizi aktifleştirebilirsiniz. Bu adımları atladıktan sonra arkadaşlar oturumu açıyoruz. Ben daha önceden kitleri yüklediğim için buradan yüklediğim kitlerin hepsini görebiliyoruz. Yeni bir kit numarası almak için, yani yeni bir transfer yapabilmek için Upload New Kit butonunu tıklıyoruz. Açılan sayfada aşağıdaki linki tıklıyoruz. Daha sonra agree continue diyoruz. Sonrasında datanızın kayıtlı olduğu dosyadan datanızı yüklüyorsunuz. Daha sonra burada sol tarafta bilgilerini doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Size ait olduğunu ve isminizi, soy isminizi, doğum tarihinizi, yılınızı ve ayı ve cinsiyetinizi işaretliyorsunuz. Daha sonra upload diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi en altta transfer gerçekleşti arkadaşlar. Burada yaklaşık 4-5 saat içerisinde sonuçlarınız açıklanıyor. Ben yeni yüklediğim için burada buton tıklanmıyor. İlk olarak yüklediğim transferi seçiyorum. Seçtikten sonra sonuçlarınızı buraya tıklayarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sonuçlarınız ekranınızda. Bana verdiği sonuç arkadaşlar, Orta Avrupa %65. Balkanlar burada MyHeritage'e göre çok farklı. MyHeritage'de %75.1'di. Burada 4.9 olarak verdi arkadaşlar. Slavik olarak %22. Finli olarak 1.7. Orta Asya, Türkiye olarak %4 olarak oran verdi arkadaşlar. Ve burada tespit edemediği alanlar da var. Yani burada açıkçası buradaki sonuçlar çok kullanılmayan bir site olduğu için fikir verebilen site. Gördüğünüz gibi sonuçlarım bu şekilde arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, iki siteye transferi gerçekleştirdik ve sonuçlarımızı aldık. Gördüğünüz gibi sonuçlar birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Bunun sebebi kişi sayısıyla alakalı arkadaşlar. Sıra geldi 3. sitemiz arkadaşlar. Sitemizin ismi geneplaza.com. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, Google üzerinden geneplaza upload diyorum. Import your data var. Buraya tıkladıktan sonra bize sayfa açılıyor. Burada yeni kayıt oluşturmak için siz buradan giriş yapıyorsunuz. Ben daha önceden kayıt oluşturduğum için arkadaşlar oturum açabiliyorum. Ayrıca site Facebook'ta da bağlanabileceğinizi söylüyor. Oturum açıyorum. Direkt ben daha önceden kayıt olduğum için arkadaşlar ve ödeme yaptığım için direkt bu sayfaya yönlendiriyor. Siz kayıt oluşturduktan sonra mail adresinize aktivasyon linki geldikten sonra ana sayfadan şu aşağıda arkadaşlar Import Now diye link var. Buraya tıklayarak buradan gerekli olan adımları izleyebiliyorsunuz. Ben daha önceden yüklediğim için aynı adımları izleyemiyorum ve bu yüzden gösteremiyorum arkadaşlar size. Fakat fiyatlar olarak bilgi verebilirim. Burada size birçok kalemle sonuç için ödeme yaparak alabileceğiniz kalemler var arkadaşlar. Benim tavsiyem K29 Admixer Calculator ve Ancestry'yi açabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Ancestry 3 Euro, K29 Admixer'da 5 Euro ödeme yaparak kilidini açabilirsiniz arkadaşlar. Ben ödemesini gerçekleştirdim. Sonuçlarımı üstünkörü şu an sizlerle paylaşayım. Videonun sonunda zaten toplu olarak paylaşmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi burada Asya, Avrupa ve Orta Çin olarak gözüküyor. K29 olarak baktığımızda burada daha geniş sonuçlar mevcut arkadaşlar. Avrupa, Asya şeklinde sonuçlarınızı görebilirsiniz. Bu sonucun da detaylı bilgisini videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Evet, sıra geldi 4. sitemiz arkadaşlar. Sitemizin ismi getmatch.com. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Getmatch sitesine yüklediğiniz sonuçlarla birçok verileri elde edebiliyorsunuz. Sonuçları elde edebiliyorsunuz. Nasıl kayıt oluyoruz ve datamızı nasıl yüklüyoruz? Adım adım şimdi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Google üzerinden Getmatch adresine gidiyoruz. Ben daha önceden üyelik oluşturduğum için otomatikman buraya mail adresim ve şifrem geliyor. İlk defa üyelik alacak arkadaşlar için şuradaki Here butonunu tıklıyoruz ve size üyelik için gerekli olan bilgi sayfası geliyor. Buradaki gerekli olan bilgileri isim, soyisim, mail adresinizi ve şifrenizi oluşturuyorsunuz ve Register butonunu tıklıyorsunuz. Daha sonra mail adresinize bir aktivasyon maili geliyor. Oradan üyeliğinizi aktive ettikten sonra giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra giriş yaptık. Ana sayfa açıldı arkadaşlar. Ana sayfada Up Your DNA Files kısmı var arkadaşlar. Buradan aşağıdaki linke tıklıyoruz. Burada gerekli olan adımlar, doldurmanız gereken kutucuklar var arkadaşlar. İsminizi, soy isminizi, cinsiyetinizi ve hangi firmadan transfer yapacağınızı işaretliyorsunuz. Size ait olduğunu işaretliyorsunuz. Ve opt-in otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Daha sonra dosya seç kısmından datanızı buraya yükleyerek upload diyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak yüklüyor. Bu adımları yükledikten sonra size bir kit numarası atıyor arkadaşlar. Buraya otomatik olarak kit numaranız geliyor. Yaklaşık yarım gün içerisinde sonuçlarınız oluşturuluyor. Ve bilgi olarak zaten mail adresinize sonuçlarınız oluştu diye mail gelecek. Daha sonra mail geldikten sonra arkadaşlar DNA Applications altında Admixer Heritage diye kısım var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Burada size birçok proje sunuluyor arkadaşlar. Çoğunlukla bakılması gereken projeler MDL proje
MDL projenin içerisinde de kit numarasını girdikten sonra şu alt kısımda da MDL PK23B'ye tıklamanız ve ileri demeniz gerekiyor. Daha sonra sonuçlarınız zaten otomatik olarak önünüze gelecek. Buradan Oracle dediğinizde yüzdeleriniz buradan çıkıyor arkadaşlar. Sonraki proje olarak da bakmanız gereken Eurojins K13 arkadaşlar. Continue diyoruz. Ve size yine yüzdelik pasta olarak çıkartıyor. Oracle'ı tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan sonuçlarınızı toplu olarak görebilirsiniz yine. Bir sonraki bakmanız gereken proje ise .cat. Continue diyoruz. Kit numaramızı giriyoruz. .cat kısmında da K12B'yi tıklamanız ve continue demeniz gerekiyor. Buradan da yine yüzdelik pasta olarak karşınıza geliyor. Oracle'ı tıkladığınızda sonuçlarınız yine aynı şekilde toplu olarak karşınıza geliyor arkadaşlar. 3 tane projeye bakmak önemli. Bunlar size doğru bilgileri verecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra geldi 5. sitemize. 5. sitemizin ismi Morley DNA sitesi arkadaşlar. Bu site hem ücretsiz hem de çok güzel bir site. Baba tarafından gelen Y kromozomunuzun nereden geldiğini tahmini olarak size bilgi veriyor arkadaşlar. DNA testiyle alakalı olan arkadaşlar anlayacaktır. Dünya üzerinde etnik kökenleri harf ve sayı gruplarına ayırmışlar arkadaşlar. Morley DNA sitesi sizin hangi aileye ait olduğunuzu, hangi etnik kökene ait olduğunuzu sayı ve harf olarak size sunuyor. Ne dediğimi adım adım işlemleri yaparken anlayacaksınız zaten arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Google üzerine Morley DNA yazıyoruz. İlk çıkan linke tıklıyoruz. Şu sağ taraftaki linki tıklıyoruz. Bize yükleme sayfasını yönlendiriyor. Buradan kutucuğu tıkladıktan sonra dosya seç diyoruz. Ve datamızı buraya yüklüyoruz. Şu an yükleniyor. Yükleme gerçekleşti arkadaşlar. Aşağıda Submit'i tıklıyoruz. Ve sonucumuz oluştu. Ve yukarıdaki linki tıkladıktan sonra hesaplayıcı buraya otomatikman doldurdu zaten. Sonrasında bu data format kısmını hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Tree versiyon yukarıdaki ISOGG'yi tıklıyoruz. Kutucuğu tıklıyoruz. Ve butonu tıkladığımızda bize otomatikman bir hesap çıkartıyor. Bu hesap arkadaşlar sizin az önce bahsettiğim dünya üzerindeki harf ve sayı etnik kökeninizi sunuyor. Benim sonuçlarım bu şekilde çıktı arkadaşlar. Buradaki sayıyı kopyalayarak Google üzerine yazıyorum arkadaşlar. Haplogrup. Ve görselleri tıkladığımızda karşınıza haritalar çıkıyor arkadaşlar. Yan tarafta gördüğünüz harita internet üzerinden bulduğum harita arkadaşlar. Koyu renkle gördüğünüz yerler T Hablo grubunun arkadaşlar. L131 ailesinin geldiği yerler arkadaşlar. Ben bu haritayı şu şekilde yorumluyorum. Orta Asya'dan Türkler Hazar Gölü'nün güneyinden şu an koyu olarak gördüğünüz Azerbaycan ve Doğu Anadolu kısmına göç etmişler arkadaşlar. Selçuklu İmparatorluğu kurulduktan sonra arkadaşlar Anadolu Selçukluları da kuruldu. Buradaki beylikler, Karamanoğulları, Osman Beyliği uzun süreler boyunca Anadolu'da kaldı. Osmanlı Devleti büyüyerek imparatorluk haline geldi. Daha sonra Anadolu'daki Türklüğünü %100 yaşayan toplulukları, çoğunlukla Yörükleri Balkanlara göç ettirdi arkadaşlar. Biz de bu toplumlar arasındayız.
Gördüğünüz gibi haritanın üzerinde koyu renkli olarak gözüken yerlerin çoğu Balkanlar, Osmanlıların 400 ve 500 yıl boyunca hükmettiği topraklar arkadaşlar. Şu an yan tarafında gördüğünüz haritada 1861 yılındaki Osmanlı'nın gayrimüslim ve Müslümanların yaşadığı coğrafyaları göstermekte. Az önce paylaştığım T Habla grubuyla birlikte örtüştüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda günümüzde de Romanya'nın Moldova kısmında Gagavuz Türkleri yaşıyor. Bizim köyümüz arkadaşlar Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde, eski ismiyle Eridere, şu anki Bulgarca ismiyle Ardino bölgesinde Akpınar köylüyüz arkadaşlar. Bulgaristan'ın güneyinde kalıyor. Oldukça Yunanistan sınırına yakın. Gümülcine'ye yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta arkadaşlar. Şu an sağ tarafta gördüğünüz haritada arkadaşlar kırmızıyla gördüğünüz yerler Türk köyleri. Yeşil ile gördüğünüz yerlerde Pomak köyleri arkadaşlar. Kuzeyde Romanya sınırına yakın, Bulgaristan'ın Romanya sınırına yakın bölgesinde yoğunluklu Türkler yaşamakta. Yunanistan sınırına yakın bölgesinde ise arkadaşlar Pomak ve Türk köyleri iç içe. Bizim de köyümüz bu bahsettiğim bölge içerisinde arkadaşlar, Bulgaristan'ın güneyinde. Akpınar köyü çok nüfuslu büyük bir köy arkadaşlar. Köy içerisinde Pomak da yaşamaktaymış. Bizim gibi Türk kökenli insanlar da yaşamaktaymış. Benim babam ve dedemlerden dinlediğim hiç kimsenin Türkçenin dışında farklı bir dil bilmediğini söylediler bana arkadaşlar. Babam şu an 72 yaşında arkadaşlar. Dedemden ve onun dedelerinden dinlediği de bu. Dedemin babası arkadaşlar 1890'lı yıllarında Kırcaali'den Yunanistan tarafında Gümülcine şehrinde yaklaşık 12 sene boyunca aşçılık yapmış arkadaşlar. Babaannemin babası ise Kırcaali köylerine tütün ekspertizliği yapmış arkadaşlar. Kırcaali'de yaşamış arkadaşlar uzun yıllar boyunca. Daha sonra 1951 yılında göçle beraber anne baba tarafında aynı köyle arkadaşlar. Ve iki tarafta 1951 yılında Bursa merkeze göç etmişler arkadaşlar. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bunlar kulaktan dolma bilgiler değil. Direkt birinci ağızdan duyduklarım arkadaşlar. Babam dediğim gibi 72 yaşında. Söylenilenler birebir kendi babası ve dedelerinden dinlediği şeyler arkadaşlar. Hem de az önce gösterdiğim haritalarla bağlantılı şeyler arkadaşlar. Ben de bunu çocuklarıma ve torunlarıma nasip olursa anlatacağım inşallah. Evet, sıra geldi arkadaşlar son transferini yapacağımız siteye. Bu sitenin ismi de Living DNA sitesi arkadaşlar. Bu siteye transferi yaptıktan sonra ilk önce bir kısmını sonuç olarak veriyor. Daha sonra detaylı sonucunuzu almak için bir miktar para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu son sıraya koydum. Çünkü ücret biraz yüksek arkadaşlar. Üzerine Living DNA yazıyoruz. Sonra Free DNA Upload butonu var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Çıkan sayfada Upload Your DNA for Free Today diyor. Bu butonu tıkladıktan sonra siz buradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde mail adresinize aktivasyon maili geliyor. Aktive ettikten sonra oturum aç butonunu tıklayabilirsiniz. Ben kayıt olduğum için direkt otomatikman oturum açıyorum. Oturum açtıktan sonra arkadaşlar Upload More DNA kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Buradaki gerekli olan bilgileri doldurduktan sonra isim, soyisim, doğduğunuz ülke, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve Continue diyorsunuz. Continue dedikten sonra buradan bilgisayarınızdaki DNA datanızı direkt yüklüyorsunuz. Ve otomatikman yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Daha sonra finish diyoruz. Ve ana sayfaya yönlendiriyor. Sonuçlarınız yaklaşık yine 4-5 saat içerisinde size ulaşıyor ve bilgilendirme maili geliyor. Daha sonra ana sayfaya tekrar oturum açıp ana sayfaya girdiğinizde Ancestry'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada ilk önce şu ilk adımı gösteriyor. Alt detayları göstermiyor. Alt detayları görmek için arkadaşlar bir miktar ücret ödüyorsunuz. Ücret ödedikten sonra alt taraftaki etnik kökenleriniz açılıyor.
Benim etnik kökenim arkadaşlar, şurada haritada gördüğünüz gibi, yoğunluk olarak Balkanlar çıktı. %63 oranında. Az önce anlattığım şeyle alakalı arkadaşlar. Bizim köy dediğim gibi şurada Bulgaristan'ın güneyinde, Yunanistan'ın sınırında Kırcaali köyü olarak mevcut. Şu yukarıdaki gen de arkadaşlar %17.5 sanırım Kıpçak Türklerinden geliyor olabilir. Onunla da alakalı videonun devamında ufak bir bilgi vereceğim arkadaşlar sizlere. Yan tarafta gördüğünüz Kıpçak Türklerinin tarihsel gelişimiyle alakalı harita söz konusu. Oradan da gördüğünüz gibi Kırım tarafında Türklerin yaşadığını ve buranın da Türkleştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hazar Gölü'nün kuzeyinden birçok Orta Asya'dan Türk kavmi de göç etmiştir. Bunu da bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Ve şu gen de %18 İtalya'nın kuzeyi çıktı arkadaşlar. Bu beni açıkçası şaşırttı. Bu da Osmanlı zamanında Bizanslarla olan etkileşimle alakalı gen diye yorumlayabilirim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Toplamda 6 tane siteye transferi gerçekleştirdik ve farklı farklı sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları isterseniz toplu olarak sizlerle paylaşayım. Uzun ve meşakkatli bir video oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.